Çipitak Bilim Genç sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler selam, ben Fatma Gönen, beslenme ve diyet uzmanıyım. Bugün sizlerle vücudumuzun magnezyum ihtiyacını konuşmak istiyorum. Magnezyumun vücudumuzda gerçekleşen 300'den fazla biyokimyasal tepkime de rolü var. Magnezyum bu tepkimelerde genellikle kofaktör olarak yer alıyor. Yani vücuttaki biyokimyasal tepkimelerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan enzimlerin işlevlerini yerine getirmesine yardımcı oluyor. Kasların ve sinirlerin işlevlerini düzgün şekilde yerine getirmesi, kan şekerinin ve kan basıncının düzenlenmesi, enerji metabolizması ve protein üretimi gibi birçok önemli süreçte magnezyum önemli rol oynuyor. Vücudumuzdaki magnezyumun yaklaşık %60'ı kemiklerde, %40'ı ise kaslarda ve yumuşak dokularda bulunuyor. Vücutta magnezyum eksikliği olması durumunda iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, kas krampları, kan basıncında yükselme, kalp atımında düzensizlik, enflamasyon, huzursuz bacak sendromu, kabızlık, uyku sorunları, D vitamini düzeyinde düşüş gibi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Peki ne kadar magnezyuma ihtiyacımız var? Çocukların günde yaklaşık 100-200 mg, ergenlerin 360-410 mg, kadınların 300 mg, erkeklerin ise 400 mg element formunda magnezyuma ihtiyacı var. Şimdi de magnezyumun sağlık üzerine etkilerini konuşalım. 1. Kemik sağlığını destekler. Magnezyum, kemiklerin temel bileşenlerinden birisidir ve kemik oluşumunda yer alır. Yapılan araştırmalar, magnezyum tüketimi düşük olan insanların kemik yoğunluğunun daha düşük olduğunu gösteriyor. 2. Kalp sağlığını iyileştirebilir. Magnezyum, yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Yüksek kan basıncı, yani hipertansiyon, kalp hastalıkları ve felç için önemli bir risk faktörü. Araştırmalar, kandaki magnezyum seviyesi yüksek kişilerde kalp sorunları nedeniyle ani ölüm riskinin düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca yapılan bir çalışmada magnezyum takviyelerinin özellikle magnezyum eksikliği olan kişilerde trigliserit, kötü kolesterol olarak bilinen LDL, iyi kolesterol olarak bilinen HDL ile büyük ve küçük tansiyon değerlerine olumlu etkisi olduğu belirlendi. 3. Kan şekeri seviyelerini düzenler. Magnezyum, karbonhidratların vücutta parçalanması, oluşması ve birbirlerine dönüşmesinden sorumlu biyokimyasal süreçlerin tümünü kapsayan glikoz metabolizmasında anahtar role sahip. Yapılan araştırmalar, magnezyum takviyesi kullanan veya daha fazla magnezyum tüketen kişilerin tip 2 diyabet riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Magnezyum aynı zamanda vücutta insülin duyarlılığını arttırıyor. Yani hücreler kandaki şekeri daha verimli kullanabiliyor. Diyabet hastalarının magnezyum eksikliği konusunda ise daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü tip 2 diyabet idrarla daha fazla magnezyum atılmasına neden oluyor. Buna bağlı olarak ortaya çıkan magnezyum eksikliği kan şekeri dengesinin korunmasını zorlaştırabiliyor. 4. Egzersiz performansını iyileştirir. Egzersiz sırasında dinlenme durumundakine göre daha fazla magnezyuma ihtiyaç var. Magnezyum, kandaki şekerin kaslara taşınmasına yardımcı oluyor ve egzersiz sırasında oluşan ve yorgunluğa neden olabilen laktatın kaslarda birikmesini azaltıyor. 5. Depresyon ve kaygıyla mücadele edebilir. Magnezyum, vücutta hücreler arasında elektriksel iletkenliğin sağlanmasında rolü olan bir madde. Magnezyum, nörolojik süreçlerin düzgün şekilde gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Çeşitli araştırmalar, magnezyum seviyesinin düşük olmasının depresyon ve kaygı bozukluğu riskindeki artışla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Magnezyum eksikliğinin vücudumuzu strese daha duyarlı hale getireceği ve bunun da kaygı ve depresyon belirtilerini arttırabileceği düşünülüyor. 6. Migren ağrılarını önlemeye yardımcı olabilir. Migren, genellikle bulantı, kusma, ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet gibi belirtilerle birlikte ortaya çıkan bir baş ağrısı türü. Araştırmalar, migren ağrıları görülen kişilerin kandaki magnezyum seviyelerinin düşük olabileceğini gösteriyor.
ABD Ulusal Baş Ağrısı Vakfı migren ataklarının sıklığını azaltmak için günde 400 ila 600 mg magnezyum takviyesi alınmasını öneriyor. Ayrıca araştırmalar magnezyumun akut migren ağrılarında yaygın olarak kullanılan ilaçlara göre daha hızlı ve etkili bir şekilde rahatlama sağladığını gösteriyor. Ve son olarak 7. Daha iyi bir uykuyu destekleyebilir. Magnezyum takviyeleri genellikle uykusuzluk gibi uyku bozuklukları için kullanılabiliyor. Araştırmalar, yiyecekler veya takviyeler yoluyla magnezyum alımını arttırmanın belirli uyku sorunlarının tedavisine ve uyku kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Peki magnezyumu hangi besinlerden alabiliriz? Gelin beraber sıralayalım. Yeşil yapraklı sebzeler, kabak çekirdeği, badem, kaju gibi kuru yemişler, biberiye, kekik, fesleğen, nane gibi baharatlar, kuru üzüm ve kuru incir gibi kuru meyveler, keten tohumu, susam ve tahin gibi yağlı tohumlar, muz, elma, kayısı, şeftali, kivi, orman meyveleri, kavun, greyfurt gibi meyveler, baklagiller ve tam tahıllar, yumurta, balıklar ve kabuklu deniz ürünleri, kakao ve bitter çikolata, bazı maden suları, turp, enginar, bamya, avokado ve soğan. Yeterli miktarda magnezyum almak sağlık için hayli önemli. Bunun için magnezyum açısından zengin besinlerin günlük beslenme düzeninde yer alması gerekiyor. Ayrıca besinleri kaynatmak, rafine etmek ve sebzeleri uzun süre pişirmek magnezyum içeriklerini düşürebiliyor. Bunun yanı sıra gazlı içecekler, rafine şeker içeren ve işlenmiş besinler magnezyum emilimini bozabiliyor. Eğer yeterli ve dengeli beslenmenize rağmen magnezyum eksikliği sorunu yaşıyorsanız bir doktora danışarak kendiniz için uygun olan formda, doğru miktarda ve doğru zamanda magnezyum takviyesi alabilirsiniz. Benim bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.